Ben bir rüya görmüş idim şeyim. Rüya idi olup biten. Rüyada da rüya görülür. Alem var alem içre. Dervişin yolu aşkın yolu. Bu yol uzun, bu yol çileli. Musa Hızır ile Hazreti Peygamber Cebrail ile çıktı. Bu yol uzundur. Korkulu geçitleri vardır. İncedir, kılıçtan keskincedir. Hızır değilse yoldaşın, Cebrail değilse yoldaşın, o vakit bir mürşidi kamil gerektir. Nefsi terk gerektir. Sabır, zikir ve tefekkür gerektir. Aç, susuz çok emekler çekmek gerektir. Belle Yunus bunu. Çıktığım bu yolculuk sülû, sufinin miracıdır. Talep edenin çıktığı bu yolculuk seyri sülûk hali. Ondan geldik, ona döneriz. Başlangıç ondandır. Dönüş onadır ilahi hükmünce. Geçmişi ve geleceği birleştiren, geçmişi ve geleceği bir eden, aynı noktada toplayan bir yolculuktur. Bunları sana konuşuveririm ama sırdır bunlar. Sana aşikar ediveririm. Sakın aşksızlara demeyesin sırrımızı. Belle bunu Yunus. Bu yolculuk burada dünyada yaşar iken tamam olunacaktır. Ezel de Eles de buradadır. Burada idrak edilecektir. Ezel bizim ilimiz, Eles bizim yolumuzdur. Sakın aklından çıkarma bunları bir dem olsun. Sana sırları ifşa ediveririz. Aşksız kişi hayvan olur. Hayvan öğüt bilir değil. Uyuyanları uyandırıverelim o vakit. Zikrini tazeleyelim hele. İkinci esmaya geçiver artık sen. İsmi Celal verelim sana. Yanaştır hele dizlerini dizlerime. Kaldır başını. İki kaşının arasını görelim. Sende var, zikrinden, vazifenden geri kalma. Burası nefsi levvame faslıdır. Esması ismi Celal'dir. Zikrin Allah'tır. Allah zikri vaciptir her daim dilinde artık. İsmi Celal'i dilinden düşürmeyen de Allah'ın celalini davet edersin. Tahammül etmek pek güçtür. Burada fazla durulmaz. İhmal etme vazifeni, dahi zikrini. İhmal etme,
geçiver bu Celal tarlasından da bir sonraki saftakileri de uyandırıverelim. Daha yolumuz çok. Yol uzun, tecrübe az, vakit dardır. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Destur şeyim. Gel Kasım'ım, gel. De hele, niyet okutturma bu ilmi ihtiyara. Böyle bir vaziyet nasıl dile getirilir bilemem efendim. De hele de. Gönülden çıkana dil mani olamaz. Pek olası ki dergahımıza, sohbetinize yenice devama başlayanlar tarikimizin dahi efendimizin erkanından bir haberdirler. Dergahta vakit nasıl akar? Usul nedir? Dervişan nice yaşar, münasebetleri nice olmalıdır. Dahi hane halkı ile münasebetleri nice olmalıdır. Elimizden geldiğine yardım ederiz. Müracaat etmeyen de dahi yol gösteririz. Ama kimseler kusurdan azade değil canım efendim. İş bu ki, bu malum hali size arz etmek bana gerek şart olmuştur.
Buyurursunuz ki Salike mürşidinden sır olmaya. Ne hal var ise varıp beyan ede. Gene buyurursunuz ki gönülden gelene dil mani olamaz. Gözleri görmez olduğu ihtiyarın artık olmuşu bitmişi, olmakta olanı anlatıvereyim dersin. İyi de dersin. İşittik, haberdar olduk. Neden bu pulu 12. daneden sonra koyarlar bilir misin? Bilmem efendim. Yunus'a mı anlatıverdiydim ben onu? Neyse. 12. daneye konması sebebi pulun 12 imama dalalettir. Ha, görürsen ki pul 5. daneden sonradır. O da Ehl-i Beyt'e dalalettir. Onu da Yunus'a deyiverdiydim o vakit. Tesbih biter artık. Ömür bitivermez ise. Sen vakit kaybetmeyesin benim avariliklerimle Kasım'ım. Hele var, zikrinden öte kalma bizden sebep. Kimim? Söyle bakalım. Kimmişim ben? Sen Tosbağa'yı kurtaran Sakas'ın. Hem de eski kadısın. Ben bilirim. Kelime-i Tevhid'in manasını bilir misin? Daha evvel de sormuş idin. Bilmezsin o vakit. Bilsen derdin. Tedirgin etmem ya seni. Divane değilim. Sivrihisar'da yaşar bir Ermeniyim. Artindiran. Demircilik ederim. Dayı köyümüzde papaz yemekli ile vazife görelim. Ya Şeyh Tapduk Emre? Onu bilir misin? Her şeye hürmet Güngör Efendi. Dağdan meşe dalı kesip getirip içine oyar, onu kepçe yaparız. Sonra da kaynar kazana daldırırız. Kapağı kaldırırken bismillah, kapatırken bismillah. Kepçeyi eline aldığında onu öpüver. Öbür türlü aşçılık yapıp dünya malı toplamaksa niyetin, dergah ve ahi ocağında değil, gidip bir Rum hancının yanında öğreniver mesleği. Ali Taygu. Buyur Kasım Ağa. Hele bir dolaşıp dervişhane haber eyleyesin. Avluda birlensinler. Ne ola ki hacı? De hadi koşup haber veresen. Zikirde olanlar vardır, hücrelere de giresen. Eyvallah ağa.
Ne hakkında konuşacak imiş? Demedi mi? Demedi. Kasım ha. Pirdaşlar. Cümlemiz biliriz ki varlık kusur içredir. Hiç kimse yok ki tamam olur. Hatadan, kusurdan azade ola. Şeyhimizden öğrendiğimiz edep kusuru ifşayı değil, örtmeyi icap eder. Laf yapmaya da alışkın değildir dilimiz. Velhasıl kelam, her daim hoş şeylerle uğraşmayız. Vakit gelir ki bu denli can sıkıcı olaylarla uğraşmak da bizim nasibimize düşer. Günola sizler de başkalarının mesuliyetini taşıyan da hemfikir oluruz inşallah. Pirdaşlar, evin direği çöker ise çatı ev halkının üzerine göçer. Dergahımızın dirliğine ola düzen, usul, erkan. Şaşırmaz mı insan? Elbet şaşırır. Bilmez şaşırır. Bilir şaşırır. Unutur şaşırır. İşte o vakit ne der şeyhimiz? Dost isen ikaz etmek de vazifendendir. Bir dedikodu işitir kulağımız. İşitir ama işittiğinin de arı duru bir dedikodu olduğunu bilir. Yunus Efendi dergahımızda yenice olabilir. Yolumuza buradaki yolu en son düşen olabilir. O vakit bilmemek ayıp değil iken, onun dergah hayatında usul nedir bilmemesini ayıplamak ne ola? Velev ki Yunus Efendi hane halkıyla nasıl münasebet kurulur bilmez. Ne vakit hane kapısına varılır, ne vakit çıkılır, harem nedir, mahrem nedir, usul nedir, şeriat nedir? Bunların hepsi hırka kadar, taç kadar, tığ kadar, teber kadar mühimdir derviş için. Alametidir. Demem o ki pirdaşlar, anlaşılan anlaşıldı. Sözü uzatmak laf ziyanı. Bu mesele bir daha açılmamak üzere kapatıla. Bu dergâhtan içre hiç kimse bir kelime dahi Yunus Efendi ve Bacı Sultan isimlerini bir kelamla telaffuz etmeye. Günde bin şeytan girer aklıma. Hiçbir de böyle vesvese vermez. Hem bu nasıl olur? Yunus Efendi. Bunun tekke ahalisi olmakla, taşra ahalisi olmakla alakası yoktur ağam. Şeytan Mekke'de tekke'de demez mi şeyhimiz?
Pirdaşlar, kim ne ederse kendine eder. Daha fazla konuşup günah yüklenmeyelim. Kendi işimize bakalım. Alelade bir mesele midir Ali Taygoğan? Pirdaş, ben de duydum Kasım Ağa'nın söylediklerini. Ama meseleyi diri tutmayalım. Unutalım, kapatalım demiştik Kasım Ağa. Sen hele bekle Artin Efendi. Kırbayı bırakan da varırız şeyhimin huzuruna. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şeyh Efendi nerededir? Huzurda olsa gerek Yunus Efendi. Atilla Efendi. Yunus Efendi. Niçin yüz çevirir dervişan bana? Sanki bir kusur işlemişim gibi bakarlar. Ben de yeni işitmişim herkese Yunus Efendi. Nedir yeni işittiği herkesin? Dedikodu. Dedikodu meselesi Yunus Efendi. Ne dedikodusu ola ki Pirdaş? Ne kusur işlemişiz? De hele, işlediğimizi yüzümüzden sakınmak ne fayda getirir? Benim dilim dönmez her meseleyi demeye. Kişi hakkı değil midir? Neyle itham oluna bile. Bağışlayasın Yunus Efendi ama işitmesi dahi zulümdür. Derler ki, siz mahremi, namahremi tas tamam uygulamaz imişsiniz. Hane halkıyla münasebet nice olurmuş, bilmez imişsiniz. Kim dermiş bu sözleri Pirdaş? Ben bilmem Pirdaş. Sen kimden duydun onu de o vakit? Bilmem Pirdaş. Molla Kasım Efendi'den işitmiş, kapanması için de ikaz almışızdır. Kim demiştir bu kem sözleri? Nereden bilelim kim söylemiştir Yunus Efendi? Kim icat ettiyse bu şeytan sözlerini kendi arzularıdır. Kişi kendinden olanı söyler. Ne söylerse kendi için. Hele yiğitse o kişi çıksın karşıma bana söylesin. Yüzüme. Dedikoduyu çıkaran değil, işiteniz Yunus Efendi. Kimden işittin onu da o vakit. Molla Kasım Efendi'den işitmişiz. Hepimiz buradaydık. Ali Taygoğa'da. Kem söz kesile buyurmuştur. Destursuz mu girersin mahremimize Yunus Efendi? Millet arımıza, namusumuza laf eden de o destur nerede ola? Yunus Efendi, bizim vazifemiz türeyen dedikoduyu semirtmek değil, türeyen dedikoduyu tüketmektir. Sen söyle Kasım Efendi, biz tüketiriz.
Biz derdimizi anlatırız ama noksan mı anlatırız acep Birdaş? Biz bu çirkin dedikodu tüken ederiz. Köprü de dergahı basa demeyiz. O sebep işitmiş ve şeyhimizden ilhamla varıp dervişanı ikaz etmişizdir. Devam etmesin deyi. Hal böyleyken kimseyi gammazlayacak değiliz Birdaş. Burası muhbirlik değil, edep kapısı, edep. Bu yalnızca senin müşkülün değil Yunus. Bıçak nasıl ki nesneyi kese, bu ikaz da bu işi kese. Kusur da günah da her yerdedir. Hem müsterih olasın. Kökü olmayan uzar mı? Destur şeyim. Gel hele Yunus'um, gel. Beklesin. İşini. Bunca sene yanlış yolda yürümüş, bitmemiş. Vakitte eşiğe gelen de mi biter? Şeyhim. Ömrümüzün bir faslını birlikte geçirdik. Ama birledik sonunda. Yeniler dizmek der olmuşlar. Ama tesbih birlemektir aslı onun. 33 taneyi, 99 taneyi alırsın, ip etrafında bir edersin. O bir sürü tane birlenip bir tesbih oluşturur. Manası nedir ki zaten tesbihin? Birlemektir işte. Tevhiddir. Zikri ihmal etmeyesin Yunus. İsmi celaldesin. Belaya hem muhatap hem teşnesin. Allah virdini dilde tutan da İsmi Celal'in cümle tecellisiyle muhatap olursun. Her hissini azdırır. İnsanı mutedil olana uzak eder. Sevmekte de, öfkede de, aşkta da aşırıya yöneltir. Dalgalanır durursun derya misali. Denizi dahi dalgalandıran Celal'dir. Döversin, dövülürsün. Söversin, sövülürsün. Beladan kaçarsın, belaya koşarsın. De hadi, durmak yeri değildir bura. Belaya maruz kalmak başka, belayı arayıp bulmak başka. Sen gene de söyle hadi. Çarşıda bir Ermeni papaz kalfası önüme durmuştur efendim. Daha evvel de rast gelmiştim. Bugün de tevafuk eden de sizi sormuştur. Demedi mi ne için sorar imiş bizi? Bir soru yöneltmek ister efendim size. Sorsun hele. Nasıl ki sorulmaklığa katlanır muhatap, soran da İşiteceği yahut işitmeyeceği cevaba katlanır. Mikel Efendi bilir. Nallah'ın da kime sorar isen şeyhimi işaret edecektir. O sebepten Nallah'ın demiştir size. Artin Efendi, müsaade buyurursanız bir soru sormak arzu ederim size. Ben hiç cevap bilmem. Bildiklerim sadece sorularidir. Ben de zaten cevabı bulduktan sonrasını sorar dedim size. Şeyhimizden kelime-i tevhidin manasını işittikten sonra ne yapacaksın? Artin Efendi, şeyhimiz bekler.
Destur şeyhim. Gelsin öyle, gelsin. Gel bakalım Artin Efendi. Gel hele. Şeyh Tapduk Emre'yi ararım. Ne diye ararsın onu? Kelime-i Tevhid'in manasını soracağım. Tapduk Emre cahil köylünün biridir. Okuma yazması dahi yoktur. Kelime-i Tevhid'in manasını ne bilir? Anlamış idim bre. Ahbarikleri gören de avluda. Gelsin bakalım Artin Ahbarik. Gel otur hele. Hoş gelmişsin fakirhanemize Artin Ahbarik. De hele, kimsin? Necisin? Nereden gelir? Nere varırsın? Şimdi neredesin? Hoş görmüşüz Şeyh Efendi. Agapolu Artin Diradim. Sivrihisar'da eleşirim. Çarşıyı bilir misiniz? Desen anlat hele. Sivrihisar'da yurdumuzdur. Çarşıda demircilik ederim. Grefer Efendi Rasiz'den Ali Belidir'de köyün hazmesinde duayı yaptırırım. Papaz yemekli ederim. Yakın zaman önce Tabip Mikel Efendi gelmiş idi. Bir hastası olsa gerek. Evvelden bilir idi benim bir cevap aradığımı. Ararsın demek. Aramam bir şey efendi. Beni görenler sanırlar ki Artin Mecnun'dur. Yıllardır bunun cevabını ararım. Hangi memlekete gitsem, hangi uluyu işaret etseler sorarım. Ama tesirli bir cevap alamam. Ulu alimlerin veremediği cevabı bizden nasıl istersin? Ben ararım Şeyh Efendi. Senin cevabın da tesir etmez ise varır bir ahir kişiye sorarım dersin. Doğru dersin. Soru aklın zekatıdır. Zekat da fakire verilir. Sor hele. Belki bir aydınlık erer de şu kıt aklımıza bir cevap bulunur. Olmaz ya. Kelime-i Tevhid'in manası nedir? Ne demek olur bu la ilahe illallah? Buldum efendim. Buldum nihayet. Bura var edilmiş yol. Gönlüme tesir eden böyle bir cevap. Ne işitmiş, ne görmüş. İşittirene, gördürene şükret o vakit Artin Efendi. Zaman olur ki en hayırlı işe en hayırsızı vesile eder. Eğer ki ister isen. En tesirli cevabı duyan da söz vermiş idim. İsterim. Buyur o vakit. Kelime-i şehadet Müslümanın nişanesidir. Allah mübarek eylesin. Hoş gelmişsin. Artin Efendi, hepimiz merak içindeyiz. Şeyhimiz ne cevap vermiştir? Ne demiştir de senin aradığın o tesirli cevabı ondan duymuşsun. Şeyhimiz kulağına ne demiştir?
ölüm var. Kızım bir bakaydın, durmuşlar mı namaza? Baş üstüne anneciğim. Mesut efendi saatler evveli başlar. Hazır oldun mu hatun, hazır oldun mu hatun? Ne gün şeyhimizin sohbeti olsa o gün sabahtan başlar telaşesi. Pek hürmet eder efendi de Mesut efendiye. O olmasaydı söner gider idi nallahanda ahi ocağı der. Midir valide? Evdedir. Buyur hele. Hoş geldin ahretlik, hoş geldin. Gel, geç otur. Hoş gördük. Hayrola inşallah. Kızım, bize şu taslara ayran döküver de hele içimiz serinlesin. Hayrola Ahret, halin nicedir böyle? Betin benzin atmış. Hayır mı bilmem Ahret. Bu türlü bir şey hayra nasıl yorula onu da bilmem. De sen hele de. Ne var dilinin altında? Nasıl açık denir böyle bir mesele onu da bilmem ama. De bakalım hele de. Şeytan kulağına. Bir dedikodudur giderimiş derler Valide Sultan. Ne dedikoduysuymuş bu? Mesut efendi işitmiş. Onun da kanı çekildi sanırsın. Görsen. Ne imiş de diyesilermiş ki. Yunus efendi mahremi, namahremi ne bilir ne riayet ederimiş. Sözüm ona kızımız bacı sultan. Sizden razıyım. Her kim ki bu dedikoduyu çıkarmış, dili kurusun isterim Rabbimden. Her kim ki sizi de beni de bu çirkin iftiraya yakışır görmüş, Rabbimden aynısını dilerim. Asıl ben, asıl ben binlerce kez özür dilerim sizden. Size bu sözlerin değmesine sebep olduysam, asıl ben dilerim ki
bizim için dediklerini kendileri için duyuyorlar. Kasım Efendi'den işitmiş, kapanması için de ikaz almışızdır. Mola Kasım Efendi'den işitmişiz. Kasım. İstersin ki Yunus? Kimin ne için yaptığını merak ederdim. Şimdi kimin yaptığını bilirim. Ne için yaptığını merak etmem. Neden bahsedersin bilmem Pirdaş ama... keskin sirke küpüne zarar. Bilmezsin. İnanırım mı sandın buna? O kadar mı akılsız belledin beni? Neyle itham edersin beni bilmem ama... belli ki bir fenalık addedersin. Her neyse bil ki ben yapmadım. Dua et ki şeyhimin kulağına varmamış olsun. Dua et ki işitmemiş olsun. Yoksa Kasım Efendi, vay haline. Çok meraklısındır ya dervişliğin alametlerine. Sanırsın ki her derviş senin gibi korkak bir asalaktır. Nefesini beni ikna etmek için boşa harcama, dua et. Türlü hile ve birçok masraf ile Leyla'yı alıp getirdiler. Halife sabah erken mumları yaktırdı. Leyla'yı dikkatle gözden geçirdi. Başını önüne eğdi. Saatler var ki düşüne durdu. Nihayet kendi kendine dedi ki... hele onu bir konuşturayım. Belki söz söylerken güler de... yüzündeki güzelliği daha çok belirir dedi. Köşesinde hüznün cismi gibi duran Leyla'ya çevirdi yüzünü. Sordu Halife Harun Reşit. Sen Leyla mısın? Evet, ben Leyla'yım dedi Leyla. Ama sen Mecnun değilsin. Onun başında olan o gözler sende yok. Öyle dedi Leyla, Halife Harun Reşit'e. Başkalarına baktığın gözlerle Leyla'yı nasıl görebilirsin? O gözleri yaşla yıkamadıkça söz kimindir bilmem ama hakikattir. Dahi herkeslerindir. Bana Mecnun'un gözleriyle bak der. Seven sevgiliye Mecnun'un gözleriyle bakmalı. Eksiklik ne o vakit burada? İşe de, Allah'a da sevgi ile, irfan ile bakmalı. Bilgi ile bakmak başkaca iş.
İslam sevgidir, aşktır, irfandır. Başkasını değenler eksiktir. Sevgi kişiyi tevhide götürür. Tevhide varan varlığın cümlesine aynı nazarla bakarlar. O öyledir, şu şöyledir, falan haldedir. Kalır mı bu kem sözler, bu dedikodular sevgiyle bakanda? Sevgisiz bakanın gözüne budaklar batar, kör eder. Kişi kendini kör eden de o körlüğe merhem bir çare, tabipler bir çare. Size hiç Bağdat'ın meşhur hırsızlarından Cuhan'ın sergüzeştini anlatıverdim mi? Cuha bir gün akşam mesaisine başlamak için hurmanın gölgesinde yatar imiş. Oradan biri onu dürtmüş. Bak hele Cuha, bak hele. Tepsiler geçer. İçinde mücevherler, her türlü ziynetler. Cuha istifini bozmaz. Bana ne der. Ötekisi bu kez iyi de der. Sizin eve geçer. Hazret gene istifini bozmaz. İyi de der. Size ne, bize ne? Biz senin sözüne değil, sükutuna bakarız. Sükut haldir. Nasıl ki türlü türlü sözler, kelimeler, cümleler var. Türlü türlü de sükut var. Kişi konuştuğu değil, sustuğudur. Meğer ki asıl konuşan hal ola. Hali neyse, kavli de odur kişinin. Ağzından hangi harfler hangi sırayla birlenip, hangi kelimeler halinde söze gelse de manadır asıl olan. Manadır kişiyi tanış eden muhataba. Sözler ne derse desin, lisan-ı hal tercüme istemez. Yaratılmış bir varlık olmaya ki hal dili bilmesin. Hayvan dahi kendisini sevmeyen de avlar. Ne demişler? Söz gümüş ise sükut altındır. İyi de neden? Güzel söz, amenna. Ama ne der şimdi burada? Sükut nice bir şeydir ki o altındır. Acep sükut daha fazla sırlarımı aşikar eder? Daha fazla mı anlata sözden? Sözün son durağı dildir. O vakit ilk durağı neredir bunun? Nasıl ki her suyun bir gözü var, kaynağı var, yuvası var, sözün de çıktığı bir yer olmalı. İşte orası sükuttur. Sükut sözün yuvasıdır, menbaadır. İşte o sebepten biz senin dediğine değil, biz hale bakarız. Olan ne, biten ne? Her işittiğine inanan insan aklı boşa, dili yeter ona. Şimdi böyle konuşuveririz diye sanılmaya ki sözde bir önem yoktur. Tam tersi vaki, kişi sözüdür. Biz eninde sonunda gün gibi açacak hakikatten dem vururuz. Sözün kuvvetini küçük görmek değil maksadımız. Söz güçlüdür elbet. Öyle güçlü ki onlar yalana inandırır, biz hakikate inandıramayız.
Artin Efendi nerededir? Buradayız şeyhim. Bundan sonra sana da Abdullah Efendi diyelim ister isen. Manasını bilmem. Allah'ın kuludur manası Abdullah Efendi. Destur şeyhim. Gel hele Yunus, gel. Ne için acele etmezsin bu celalden çıkmak için? Sana dememiş miyiz? Burada fazla kalınmaz. Söyle hele. Belli ki işitmiş. Ama inanmamışsınız efendim. Ne kadar minnet eylesem güveniniz için azdır. Kula minnet eğlenilmez. Hele. Böyle bir hale düşende insan minnet değil de başka ne duyar ki şeyhim? Korkum sizlerin işitmesi, hane halkının üzülmesiydi. Dahi bunlara sebep olmak bile kahrolmak için yetmez mi şeyhim? Bilemedim en başında. Kaynağı neredendir bu dedikodunun? Nereden doğar bu kötü sözlerin gözü? Sonra anladım. Bildim. Bildim elbet. İnkar etse de bildim. Kabul etse de bildim şeyim. Ama ne içindir ki? Ne konuda kendine hasım görür Kasım Efendi bizi? Onu bilmem. Nerede ne kelam edersin? Burası neresidir Kasım Efendi? O dergâhta hayrı taşlayıp şerden perde çekerken üstüme, ben dilimde zikir, verdiğiniz görevdeyim. Sabah ezanında çıkarım, dilimde zikir, gün batağında dönerim, nasıl buyurduysanız dilimde zikir. Siz yolumu gösterende yolumu bilmişim. Yolumda yürümekten başkaca emelim yok. Onlar gibi dedikoduyla meşgul etmeye müsait değil dilim. Her daim zikirde. Kırbamın meşini sırtıma yapışır güneşin altında. Yaram olur. Yaramdan yatamam ama kırbama asarım. Yine de ağzımı açıp tek kişiye siz ne yaparsınız, ben ne haldeyim, bir merhem verin dememişim. Ağzımı açıp tek kelam şikayet etmemişim şeyim. Hikaye etmek dahi şikayettir. Şeytan yerleşir o dilin altına. Şikayet etmem diye diye şikayet ettirir. Madem öyledir, madem verdiğimiz vazife seni bunca yorar, bıktırır, şikayetlere atar. O vakit varıp gidesin fakirhanemizden. Bundan böyle ne yüzünü görmek, ne sesini işitmek isteriz. Kime azar, ona nazar.